Sana yine müthiş haberlerim var. Bana yine müthiş haberlerim var. Erol, heyecanlandırdın beni. Çabuk anlat. Şirkete kim geldi kız? Bil bakalım. Şirkete kim gelmiş? Hadi bil. Bir dakika. Bilebilirim. Bir dakika. Şirkete kim geldi? Uyanmış olmaz. Babaannem mi geldi? Bildin mi? Ha, vallahi bildin. Evet, babaannem geldi ama... Babaannem geldi de ne oldu? Onu bil bakalım. La, bir dakika. Bilebilirim. Bir dakika. Bilebilirim. Ne oldu? Niye geldi? Niye... Bir dakika. Biliyorum. Şirkete babaannem geldi. Şirkete Pelin suyu gördü. Ve Pelin suyu görür görmez de Onur'a ağzına geleni söyledi. Bildin mi? Anneciğim hiçbir heyecanın yok. 6. his değil bu. 66. his mi var kız sende? Vallahi helal olsun. Evet öyle oldu. Yavrum. Aklımı seveyim. Oh, bir dakika dur kendimi de öpeyim. Peki bir dakika. Erol'um, babaannen şirkette Pelin suyu görünce ne yaptı? Sinirinden delirdi mi? Kız hem de ne delirmek. Babaannemin gözünde... Onur'un seviyesi şu an deniz seviyesinin altında. Öyle düşün. Bir dakika Erol. Sakin olmamız lazım. Bana bak, bu çok büyük bir fırsat. Ve bu fırsatı değerlendirmemiz lazım yavrum. Kız madem öyle... Babaanneme sözleşmeden bahsetmenin tam zamanı. Olmadı paradan da bahsederiz, ha? Aynen öyle yavrum. Sen her şeyi bana bırak. Sen her şeyi annene bırak. Sen sadece şirketin başına geçmenin hayallerini kur yavrum. Ay inşallah anneciğim, ağzın bal yesin. Kurban olurum sana. Haberleşelim kız, kapat hadi. Ay, oturamayacağım. Şirkette hayal kur diyor. Benim bu şirketle kuracağım tek hayal bu şirketi satmak olabilir. İyi de para eder biliyor musun? 5 harfli bir hayvan. Şadi! Yılan. Bana mı dedin? Bana yılan mı dedin sen? Hı? Yok hayır, 5 harfli hayvanı bulmaya çalışıyorum hayatım. Şadi, sen bana bakınca senin aklına yılan mı geliyor? Yok, aklıma değil. Denk geldi diyelim. Aman tamam, neyse tamam. Tamam, takmayacağım bunu. Bugün hiçbir şey benim keyfimi kaçıramaz. Şadi, bugün o kadar mutluyum ki... ...bugünün tarihini bir kenara not edip... ...önümüzdeki sene kutlamalar yapmayı planlıyorum. O derece. O derece diyorsun yani. Vay be. Seni bu kadar mutlu eden acaba nedir Betül? Hadi bir anlat, ben de öğreneyim. Herhalde anlatmayacağım Şadi. Lütfen saçmalama. Yani ikimizin aynı anda aynı şeye mutlu olduğu... ...nerede görülmüş? Yani sayılıdır yani o günlerin sayısı. Bence eğer... İçinde fitne ve fesatlık yoksa senin bir şeye bu kadar mutlu olman çok da akıl kârı değil. Bu sefer kimin kuyusunu kazdınız? Zeki kocam benim. Hemen anladın. Evet dinliyorum Betül. Ay saçmalama Şadi. Elbette anlatmayacağım. Ama ben senden bir şey rica edeceğim. Acaba anneni arayıp akşam yemeğe davet eder misin? Neden ben arıyorum? Çünkü ben davet edersem gelmezsin. Yok hayır Betül, ben aramayacağım. Hayır aramayacağım. Yani çünkü biliyorum ki bu konu... Onur'la ilgili, değil mi? Olabilir. Çağıramam çünkü ben bu konuya karışmak istemiyorum. Şadi, herhalde bu yaşımda fitne fesat işleriyle ilgili senden izin alacak değilim, öyle değil mi? Ayrıca ben bütün bu işleri evladımız için, doğacak olan biricik torun... Aman, ikicik torunlarımızın geleceği için yapıyorum Şadi. Bizim torunlarımız olacak değil mi Betül? Evet Şadi, bizim torunlarımız olacak. Ve her şey onlar için. Her şey onların geleceği için. Her şey hepimizin mutlu yarınları için. Daha güzel bir dünya için. Ay lafı bitti Şadi, hadi. Alo. Anneciğim. Ha, diyorum ki biz sizi çok özledik. Hani bu akşam diyorum bize yemeğe gelseniz. Yo. Hayır. Betül aratmayacağım. Ben kendim istedim. Ben annemi özleyemez miyim? Tamam, bekliyoruz. Görüşürüz anneciğim. Geliyor bu. Ay, işte şimdi günüm daha da güzelleşti. O zaman ben hemen gideyim, akşam yemeği için hazırlıklara başlayayım. Akşam ne yiyeceğiz Betül? Şadi'cim, ben akşam yemeği derken annenle konuşacaklarımı kafamda toparlamanın hazırlığından bahsediyorum. Ay lütfen rica edeceğim, bir gecede ne yiyeceğimizi sen düşünür müsün Şadi? Ay rica ediyorum artık, bu evde her şeyi benden beklemeyin Şadi. Aa daraldım. Ay. Filiz'i unuttum. Neyse Filiz'i unuttum. Ben buradayken rahat nasıl konuştum? Yılan. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.